Vallahi et tadından başka bir şey almak mı istiyorsun? Yok canım, et tadından fazla. Bence et de et alınır. Başka bir şey alınmaz. Yani, İkili gayet şeyler yani... iyi bunun malzemesi. Peki baharat olarak ne eksik geldi size? Baharat olarak ne bileyim, karabiberi tadı hiç almadım. Karabiber, kekik olabilirdi. Yani saç kavurmaya, biberlerle çok güzel olacağını düşünmüyorum. Siz saç kavurma kekik katmadınız mı? Katma. Biz ben katıyorum artık, bilmiyorum. Katmam çünkü iki çeşit biber ve soğan yakışır. Var. Ayrıca şimdi boş oluyor yani. Olmaz. Kekik katınca daha bir tok tatlı oluyor. Kekik, karabiber, pul biber tabii girer. Koyuyoruz şöyle yani. Çok baharatsız geldi biberleri bana. Doğru evet. Hatta hafif acı olur saç kavurma. Biraz evet, acı ben olur. Bilerek hiç acı biber değil. Kullanmadım. Köy biberi kullandım. Dediğim gibi. O sivri biberi acı tutarlar. Yok. Rahatsız eden vardır diye. Anladım. Acı kullanmak istemedim çok fazla yemeklerim. Kızım ellerine emeğine sağlık. Ellerine afiyet sağlık. Olsun. Pilavını çok beğendim. Güzel olmuş. Tane afiyet tane. Şeyinde soğuk olmuş biraz. Yine iyidir, fena değil yani pişişi. Ama soğuk biraz, soğuk çok geldi. Soğuk değil, evet, biraz soğuk. Sıcak olsa bir daha iyi olur. Normalde bunu altında tea light gibi şeyle getiriyorlar ya saç kum, hep sıcak kalsın diye. Çok soğuk. Evet, soğuk yani. Soğuk yani. Ama ben orada karıştırdığım donmuş zaman yani. Yok ya, bayağı soğuk hayır geldi yani. Soğuk, bayağı soğuk, soğuk yani. Buz gibi yemek. Evet. O kadar da değil. Vallahi bence o kadar da değil. Gayet iyi. Soğuk, soğuk, moğuk değil. Biz şeye sönük diye çok güzel attık. Pilava çok güzel. Diye... Şöyle saçına bir bakın isterseniz. Saçlar ha? Zaten bu saçlarda yapmadım. Büyük saç getirdi. Isıtırdım. Yapılmadı canım benim. Isıtabilseydin, hayır onu demiyorum. Isıtabilseydin. Evet, o büyükte ısıtıp hemen son dakika. Aynen. Yani bu sıcak durduğu için olmadı. Hava mı çok soğuk diye acaba soğudu bilmiyorum. Bayağı soğuk ama. Ya ben karıştırırken soğuk. Çünkü bunun içinde yani cız cız yapması lazımdı. Ha evet, saç kavurmanın hası cız cız işte dedim ya. Yani cız cız yapması lazımdı. Yani soğuk öyle ısıtabilirdi yani biraz şey ama gerçekten ya bu kadar soğuk. Çok sıcak da servis etmek istemedim. Ama bu çok sıcak servis edilir. İşte onu pilavın da yakar ağzını. Yani tamam, onu düşünemedim. Şehriye pilavı. Pilav güzel, tane tane olmuş. Pilav güzel ya. Pilav ben... Salata nasıl? Güzel salata da iyi, fena değil yani. Sadece bu işte buz gibi salata. Tadı nasıl evet peki hani soğukluğu evet dışında? Evet, saçlarının lezzeti nasıl Mebruke Hanım? İyi değil, fena değil yani tadı. Fena değil. Beğendiniz yani. Azıcık kuyruk yağı katsaydım buna. Buran buran ya sıcak da getirseydin. Ama sen de şimdi saç tava normalde hani kuzu veya orta yağlı dana etinden yapılır. Ama içine biraz da kuyruk yağı konulur. Tabii tabii. Yani şimdi sen kokardiye kuzu kaldı kullanmadın. Kokardiye kuyruk ama yağı koymadım. Acı olur diyorsun ki. Ama istemez. Ama şimdi bu yemeğin hakkı odur. İşte yağ yemek da olacak. O yağ biraz çıtır acısı çıtır da olacak. Böyle dumanlı dumanlı. Evet. Yemeklerin de böyle kokuyor, eleştirisi ama olduğu olmaz için kullanmak. Ama saç çok sıcak olması gerekiyor yani. Bir de geldiği zaman sıcak yapılması gerekiyor. Kuzu etidir bunun. Ha yani, orta yağlı dana da olur. Ama sen şimdi bırak onların ne diyeceklerini. Yani bir yemek neyden yapılıyorsa onu koyman lazım yani senin. O senin sorunun değil işte yani. Soğanlarda da keki, karabiberi, yani pul biberi olsaydı eksik, bir de sıcak olsaydı harika. Salata bence biraz içine daha da pişmeli. Limon ve evet, limon suyu mu? Limon suyu kullandım. Hazır limon suyu mu? Evet. Hmm. Serviste gecikmemek için hazır limon. Demek ki salatada ama işte ben ilk aldığımda çok ekşi bir tadı evet var. Ya salatada başka bir anormallik de sezinlemediniz mi? Efendim? Salatada başka bir şey hani sezinlemedik sıkıntı mi? Hani şimdi mor lahanaları farkında mısınız? Hani yemek istesek aslında yemeyeceğiz gibi. Bu doğradığında ince ince doğrayıp evet, şöyle biraz iri doğranmış değil mi? Biraz öldürmedin mi? Yok, tuzla öldürmedim. Doğrayıp direkt kalktım. Mesela şeyler küs falan mor lahanalar şey pardon. Evet, kıvırcık sanırım bu. Göbek. Göbek evet göbek salata. Çok büyük değil mi? Yani göbek iri doğranır. Hani doğrama şekli de göbek evet, salata da iri doğranır zaten. Kıvırcık gibi doğranmaz ki. Olur mu bu kadar bak şimdi? Bunlar da çok ama büyük. Bize çok büyük gelmedi de. Kökü geldiği için öyle olmuş muhtemelen. Size dikkat bir ettim parçası. Hani ben orada şimdi böyle bir ama yemek istedim mi önce yemedim. Evet. Bana da denk geldi. Yutamadım. Yani. Şey sizin de mi? Yani normalde aynen, biraz da eli doğranır zaten. Yani. Yani. Ama son dakikada yaptığım için de doğru. Kökleri iri kalmış olabilir. Hani yani şöyle bakabilirsin. Hatta şey yapamadım. Çok parça parça yani. Benimkisi biraz daha olacak. Ben iki olacağım. Tamam da o ortada var ki sanki. Kıvırcık hani gibi yemekte çok zorlanacağımız şekilde hani biraz daha böyle küçük doğrasa daha rahat yemek yiyebilecek. Evet, evet, mesela rahat eder. Bence de. Gayet bende de çatama gelmiyor işte. Ya bak şimdi bakın hani ben bu şekilde tutuyorum.
Size de iyice de büyükleri gelmiş. Evet, bana da sadece kökü gelmiş. Aynen öyle. O yüzden olmuş. Size kökü gelmiş. Ya bir de limon kullansaydım bence daha artı bir de güzel çok ve iyi olurdu. Ha gerçekten. Limon evet. Şimdi evet. Biz ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Limon, yani genelde değil. Bugüne kadar hem bütün patronlar... Sen geçecekseydin kızım sen de limonu... İlk kez limon suyu kullanan birini görüyorum. Evet. Yani. Ben keşke limon kullansaydım. Duydum yani. Evet gerçekten. Aslında bir de limonu... Kesip de sıkmak daha kolay evet. Değil mi? Aynen öyle yani için yapsaydın. Çekirdeği i̇şte kaçmasın, sermişin gecikmesin. O yüzden... Vakti yetmemiş olabilir alelacele olabilir. Peki siz yemeği nasıl buldunuz Meziyet Hanım? Yemeği ben gerçekten soğuk buldum. Artı baharatsız buldum. Ve etin biraz daha pişmesi lazım bence. Hani biraz daha çiğ kalmış gibi geldi bana. Evet. Salatadan bahsettik zaten ama pilavını beğendim. Pilavın çok güzel. Valla gayet güzel. Evet. Siz diri dediniz ama böyle olur bu. Biraz bana diri geldi de. Yani ben de pilavı çok güzel. Tam İdeal. Arpaşehir'e biraz diri kalır. Pilavı çok öyle pişmez. Evet. Salatam da güzelmiş. Limon suyu biraz bozmuş ama güzel bence. Ben beğendim. Yoğun tarafı bana geldi herhalde. Limon suyu evet biraz onu şey yapmış. Ama yani pilavın çok güzel. Aslında saç kavurma da güzel olacakmış da biraz sıcak gelseydi. Bir de o demin dediklerimizi koysaydın. İşte onu karıştırdığım zaman. Biraz baharat saç kavurma da hissetmek lazım ya. Yani onu ister. Çatır çatır. Galiba biz biraz kendi ağız tadımıza göre yaptık. Anladım. Anladım. Olmaz yani. Ellerinize sağlık. Ama eline sağlık. Sunumu mu beğendiniz? Sunumun çok güzel. Çok beğendim. Beğenmemek mümkün değil zaten. Afiyet olsun. Saç kavurmanın sunumu çok güzeldi aslında. Sunum gelince ben dedim ya çok güzel bir şey geliyor. Ama şöyle bir baktım. Hani görüntüde evet bir şeylerin yanlış olduğu belliydi ama görüntüsünde daha. Böyle hani bir ihtiyaççılığı yoktu. Eti gerçekten çok iyi pişmemişti. Hani biraz daha yemeye devam etmeye kalksaydık herhalde donardı tabakta diye düşünüyorum. Biraz baharat sanki hiç atmamış. Hiçbir kimyon tadı yoktu, karabiber tadı yoktu. Özellikle kekik yoktu. Hani kekin çok yakışabileceği bir ürünü hiç kullanmamıştı. Neden öyle bir şey yaptı ama o da olmamıştı. İtimi çok soğuk buldum ya. O kadar kararsız kalmıştım ki ısıtıp ısıtmamakta. Keşke ısıtsaymışım. Çöp şişte de bir yağ bir et, bir yağ bir et. Efendim kebaplarda kuyruk yağı iç yağı. Onlara saç kavurmaya da lezzetini veren o kuyruk yağı eriyecek. O cız cız biz onu hissedeceğiz. Hafif bu genzi yakacak yani. O şeyi. O acısı i̇şte pul biberi biraz. Şeye, kokusu vurur şimdi değil, hanımların o zaman şikayet etmeye hakkı yok. Ben burada derim ki kapı gibi dikilirim önlerine. Hanımlar kusura bakmayın kabul etmiyorum. Saç kavurma böyle yani. Olur. Evet. Böyle olur. Nasıl ki keşte dedik ki tart hamuru, turta hamuru gibi böyle sert olur. Sert olur. Bu da öyle olur. Siz niye engellediniz genzi? Keşke koysaymış. O zaman çok güzel olacaktı. Ama bir de soğuk gelecekti Zuhal Hanım. Bu sefer o yağlar donacak da olmayacaktı. İşte onu ısıtması gerekiyordu. İşte o zaman orada da ısıtması gerekiyordu. Yani ısıtması gerekiyordu. Olmaz zaten. Aynen. Bak domatesin biberini güzel doğramış. Etleri küçük küçük güzel doğramış. Küçük küçük doğramış. Kibar yapmış ama. Lezzetsiz soğuk, değil soğuk. O kadar. Eksiklik tabii ki. Var. Eksik tabii ki. Ha, evet. Pul biber, kekik, karabiber, baharat tuz, yağ. Yani. Bir de kuzu eti, kuzu et. Yavan olmuş yani, yavan. Yani bu canım yemek kuzu etiyle şahane oluyor. Şimdi yani onu zaten göze alacaksınız. Saç kavurma yemeğe gidiyorsanız veya yapıyorsanız o gün ben yağlı yiyeceğim, alacağım o kalorileri ama yakarım sonra diye o yola baş koymanız lazım. Veyahut bir yemek yarışmasında seçiyorsanız o yemeğin karşılığını, hakkını vermeniz lazım. Bu her zaman için böyledir. Çünkü serviste gecikmek istemedim. Yani serviste geciktiğin zaman bana içeriden gelin oğlum diye bağırmaları kendimi kötü hissettirirdi. O yüzden limon vakit kaybetmeyi istemedim açıkçası. Ama olmadı. Beğenmediler limonunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.